Merhaba ben Zeynep Poppy sever YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi üçgen şal modelinin tüm yapım aşamalarını anlatacağım bir video ile yine karşınızdayım. Modelimiz çok güzel arkadaşlar ve çok kolay bir yapımı var. Tüm detaylarını sizlere adım adım anlatacağım. Arkasına bakalım. Yine kolay püskül yapımı da bu videonun sondaki linkte olacaktır. O şekilde kenarına püskül de yapabilirsiniz. Daha güzel e, tamamlayacak. Hemen ipimi göstermek istiyorum. Simli şal ipi kullandım. Dilediğiniz markaların iplerini kullanabilirsiniz. Şöyle yakından da bakalım ipimize. Ben e, şalımın hazırlamasında 1.75 mm ince bir tığ kullandım. Eliniz sıkıysa biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Şimdi dilerseniz hemen kolay şalımızın anlatımına başlayalım. Evet ben rahat görmeniz için koton bir ve daha kalın bir tığ ile sizlere şimdi modeli anlatacağım arkadaşlar. Öncesinde Bismillah diyelim ve 5 tane zincir yaparak başlayalım. İlk yapmış olduğum zincire batıyorum ve küçük bir halka yapıyorum. Bu ipimi de öne alıp içinde yürüteceğim. 3 tane zincir yapalım ve bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir. Şimdi 2 iki tane ikili tırabzan. 2 iki zincir, 2 tırabzan. Bu şekilde toplamda 4 tane grup yapıyoruz. 2 zincir, 2 tırabzan. dönüşlerde 4 zincir yapıyoruz ve çeviriyoruz ilk başlangıçtaki boşluğun içerisine iki tane ikili trabzan yapalım burada arada iki tane zincir yine aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım ve bu sağ kenarımız kenarlar hep aynı ilerleyecek şimdi üç tane zincir yapıyorum üzerine bir kere sardım Sıradaki boşluğumun içerisine 3 kere de çıkarttım, trabzanımı yapacağım, önce tek, sonra ikişer ikişer çıkartalım. Arada bir zincir, yine bir kere sardım. Yine önce tek, sonra ikişer ikişer. 3 zincir. Ve sol kenarı yapıyorum. Sondaki boşluğun içerisine ikili trabzan, iki zincir, ikili trabzan şeklinde bu sıramızı tamamlayalım. Evet, 4 zincir yapıyorum ve çevirdim. Sağ kenarımı yapıyorum. İkili trabzan 2 iki tane, arada 2 zincir yine aynı boşluğun içerisine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir üzerine sardım arada yapmış olduğumuz trabzan boşluğunun içerisine toplamda 7 tane ikili trabzan yapalım Toplam 7 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi 3 zincir yapıyorum ve yine sol kenarımı yapıyorum. Boşluğun içerisine ikili trabzan iki tane arada 2 zincir ve aynı yere ikili trabzan sağ ve sol kenarlar hep aynı devam edecek. Desenimiz bu şekilde bir sonraki sırada iki deseni artacak şekilde olacak. Bir sonraki sıraya devam edelim. Evet dönüşlerde 4 zincir ve çevirdim. Sağ kenarı yapıyorum. Şimdi bu boşluklara zincir boşluğunun sağına ve soluna aşağıda yapmış olduğumuz trabzan kümesini yapacağız. ki Bu bir üst sırada da trabzanları yaparken bizlere yuva oluşturacak. O yüzden 3 tane zincir yapıyorum. Üzerine bir kere sardım. Yine 3 adımda çıkarttığım trabzanımı yapacağım. Önce tek sonra ikişer ikişer. Bakın bu şekilde trabzanımı yaptım. Arada bir zincir yine bir kere sardım aynı boşluğa batıyorum yine 3 adımda çıktım trabzanımı yaptım 3 zincir ve dördüncü trabzanın tepesine şöyle tam orta noktaya sık iğne 3 zincir yine bu boşluğun içerisine Uzun trabzanımı yaptım. Arada bir zincir. Tekrar 3 adımda çıktım. Uzun trabzanımı yaptım. Şimdi 3 zincir yapıyorum. Ve sol kenara geçiyorum. Bir sonraki sırada desenimizi, e, trabzanlarımızı buralara yapacağız ve desenimiz birden ikiye artacak. 4 zincir yaptım ve sağ kenarı yapıyorum. Kenarları aynı arkadaşlar dediğim gibi Şimdi bu boşlukların içerisine desenimizi yapalım. 3 zincir üzerine aldım ve direkt boşluğumun içerisine geçiyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir ve yine bu boşluğa ilerliyorum. 7 tane ikili tırabzanı yapıyorum. 3 zincir ve sol kenara geçiyorum. Evet desenimiz iki sıranın tekrarı. Bu iki sırayı sürekli devam ettirdiğimizde kendiliğinden büyüyecek. Burada bakın desen sayımız birken burada ikiye çıktı. Bir sonraki sırada bu boşluklara da V'lerimizi yapacağız ve desenimizi bir sonraki sıra için 3'e hazırlayacağız yuvalarımızı yapalım sağ kenarı yapıyorum şimdi 3 tane zincir yapıyorum ve ilk boşluğuma v yapmak adına yani şu uzun trabzanlarımdan yapıyorum bir tane arada bir zincir tekrar trabzanımı yaptım ilk yuvamı oluşturdum arada geçişlerde 3 zincir yapıyorum ve buradaki desenimin dördüncü trabzanın tepesine sık iğne 3 zincir burada şu kısımdan almıyoruz bir alttaki boşluklardan alıyoruz arkadaşlar buna dikkat edelim bakın buradan değil alt boşluktan bu uzun olan trabzanımı yapıyorum bir zincir yine buradan diye şu boşluktan trabzanımı yapıyorum bakın arada bu şekilde geçtik tekrar 3 zincir sık iğne 3 zincir şimdi son boşluğuma yine V oluşturuyorum yuvamı tekrar 3 zincir ve sol kenarı yapıyorum desen artık kendini tekrar edecek bu iki sırayı sürekli tekrar ettiğinizde her sırada bir tane desen artırarak istediğiniz kadar devam edebilirsiniz şöyle bakın bir sonraki sırada desenlerimizi 1 2 3 yuva yapacağız ve buradaki desen sayımızı 3 e artıracağız daha sonraki sırada tekrar bu V lerimizi yuvalarımızı yapacağız sonra e, trabzanlı sıraları yapacağız arkadaşlar hemen büyük desene bakalım model anlatımı bundan ibaret Evet bizler iki tane desene kadar devam ettik ve üç tane yuvamızı da burada hazırladık bir sonraki sırada 1 2 3 desene artacak daha sonra tekrar V sıralarını yapacağız yuvalarımızı oluşturup tekrar desenimizi artıracağız oldukça kolay umarım sizler de beğenmişsinizdir beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum diğer modellerime bakmak isterseniz videonun sonundaki oynatma listelerime göz atmayı unutmayın yine kenarına püskül yapmak isterseniz kolay püskül yapımı da bu videonun sonundaki kartlarda olacaktır YouTube kanalıma abone olarak desteklerseniz çok memnun olurum bildirimleri de açmayı unutmayın Sağlıkla kalın hoşça kalın